Şu an hattımızın diğer ucunda Cübbeli Ahmet hocamız var. Gündemle alakalı önemli mevzuları kendisine soracağız sıcağı sıcağına. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim sizi bugün aramamızın sebebi aslında birkaç maddeyle alakalı. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bunlardan birincisi efendim Perşembe günü çok önemli konuklarınız vardı. Sizin orada birkaç cümleniz dinleyicilerimizin de dikkatini çekti. Orada rahmetli hacı annemize hakaret edildiği ile alakalı bir cümle sarf etmiştiniz. Ve bizim de radyomuza gerek telefon gerek elektronik postayla birçok dinleyicimiz bu konu hakkında sizlerden bilgi edinmek istiyorlar. İsterseniz bununla başlayalım. Sonrasında bir iki maddemiz daha var size yöneltmek istediğim. Buyurun efendim. Efendim çok müessif bir olay. Tam da misafirlerimiz, şehitler, veliler, alimler davetliydi konferans sohbetimize. Yani öyle bir günde, öyle bir saatte tam sohbet öncesinde, yani sohbete bir iki dakika kala ben aşağı inmeme yakın oğlum geldi. Dedi böyle böyle efendim bu Beyzade yayınları, yani Arifan'dan telif şey hakkı almışlar evvelce. Beyzade yayınları işte eski sahibi Fatih Aras tabii benimle imzalaşan. Sonra o Mustafa Yartaşı diye birine devretmiş tabii, biz hapisteyken haberimiz yok şeyi, yönetimi falan neyse. Bu Fatih Aras'la konuşuyordum dedi. Artık ne konular geçtiyse mevzunun tam içeriğini bilmiyorum. Sohbete inecektim, ayaküstüydüm falan. Evet. İşte dedi sana da senin de işte anana avradına işte babanın da anası avradına diye haşa ve kella böyle sövdü dedi. Şimdi bu yalan söyleyecek bir çocuk değil. Çünkü onlarla bu işler düzelsin diye de gayret sarf etti. Bu efendim ortalık kargaşa geçsin, kitap telifleri konusu hakkında işte biz selamet sahasına çıkmak için de çocuk da yani vakit ayırdı, şey etti, iyi niyetle yani. Evet. Ama şimdi o çocuğa sövülmesi, ondan sonra oradan babasına bana işin getirilmesi ve benim yani rahmetli anama kadar, şimdi dün babam Allah selamet versin babacığım arıyor. Adam diyor ki yani senin Ahmet diyor, anlamadım diyor, adam 80 yaşında ya. Annene diyor kim sövdü ya diyor, rahmetli diyor. Herkes acayip şaşırdı yani. Şimdi biz burada anamıza sövdürecek haşa ne yaptık ya? Estağfurullah. Ne yaptık? Biz sen biliyorsun mektupları sen kurdun. Evet. Bütün her ay dergiye mektupları yolladık. Hiçbir eksiklik yapmadık. Her ay dergide mektuplar çıktı. Her hafta o mescit açık durdu. Bunlar orada geldiler, dergilerini, Arifan'ı sattılar. Kitaplarımızı sattılar, pazarladılar. Bütün millete telefonlar açtılar. Efendim, bütün bu ümmetin, bu cemaatin, milletin ekmeğini yediler. Şimdi biz derneği mi onlara kapattık? Dergiye yazımı göndermedik. Kitaplarımızı basma hakkı mı vermedik? Biz hapiste 12 ay yattık. Bütün vazifelerimizi ümmetin aboneliği mağdur olmasınlar, eksik olmasınlar diye... Ya 10 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa haftada yazdığımız oldu. Yani 1000 sayfayı geçmiş, şu anda 1700 sayfa. Benim mektuplarımın toplamı ya 1700 sayfa ya. Ya ben, bunlar hep onlar kullandı, etti, şudur budur. Şimdi maaş alamadık, telif alamadık. 14 ay, 15 aydır bir kuruş alamadık. Bir şey demiyoruz. Alacağımızı da istemedik, vazgeçtik. Bir şey de mahkemeye vermedik, haciz göndermedik. Hiç bir şey yapmıyoruz yani, kimseyle uğraştığımız yok. Biliyorsunuz dedi ki madem Arifan'ı basamadınız tamam biz de alegül olarak yeniden basıyoruz. 8000 abonenin yükünü aldık. Ne olacak bu 8000 abone? 30 milyar ayda şey ya, eski hesap yani 30 bin lira. 8000 aboneyi
İki tarafla. Sadık Arapça isim yazın. Yok. Arapça isimler silinmiş. Ondan sonra kitabın içeriğinde bakıyorum kargaşa var. Yani durum vahim yani. Ucuz diye hemen atlıyor bizim millet. Böyle şey olur mu ya? Yani ben tekrar söylüyorum. Rahmetli anamın da, efendim bütün ailemizin de, bütün haklarımızı bunları haram ediyorum. Kabirde yatan anamın kemikleri sızlar. Onun da bedduası onlara zaten yetişir, ulaşır. Böyle insanların anasını avratına sövmek neymiş bakalım. Allah'ın huzurunda hesap verecek herkes. Biz dünyada kimseden intikam almayız, almak peşinde de değiliz. Ama ahiret var, biz onun için müşteriyiz. Bu adamlara efendim itibar edilip, yüz verilip, ucuz diye bilmem ne diye bunlarla iş yapılırsa biz haklarımızı helal etmeyiz. Çünkü neden? Orada kulaklık girmiştir ya. İftirası var, şövmesi var, şantajı var, gelip ödememesi var. Her şey var ya. Artık anlayın diyoruz anlamıyorlar, anlayın diyoruz anlamıyorlar. Bizim millette bir alem ya. Bedava mezar bulsa girecekler. Yani bunu sizin vesilenizle duyurmak istiyorum. Evet. Yani vakit bulamadım. İyi oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Aradınız, bana bu fırsatı verdiniz. Çünkü birkaç gündür bütün millet soruyormuş bu konuyu. Mustafa Yaklaşmış eller. Evet. Arkadaş da yani hapishanede geldi bana, hapis şeyinde bağırdı çağırdı, bana hakaret etti ya. Kim efendim? Mustafa Yaklaşmış denen, yani o Beyzade'nin şu anda sahibi görünüyormuş. Adam bana orada birkaç ziyaretçim vardı. Çok üzüldüler seninle eller dedim. Yok arkadaşlar, herkesin bağırma hakkı var, özgürlüğü var. Konuşur bağırır dedim. Adam bana hapiste geldi, beni rahatsız ettiler. Bana diyor bizi ilan etmiyorsun, şey yapmıyorsun. 17 yerde ben bunları ilan etmişim mektuplarımda ya. 17 yerde ya. Aya 2 tane düşer ya 12 aya. 17 yerde yani detaylı olsun da bakarsan 20-30 yeri bulur. 17 yerde isimleriyle ilan etmişim ya bunları. Ama sen adam gelip bana yalan söylüyorsun diyor ya. Bilmem ne diyor, bana hapis sürecinde ya. Ben orada dertli vaziyetteyim. Efendim camın arkasına bana bağırdı ya. Bunların bana bağırma, sövme ne hakkı var ya? Allah rızası için. Müslümanlar biz tepkimizi hukuku yönden gösteririz. Ama ben zaten bu mahkemelerle uğraşmak istemem. Çünkü hiçbir zaman için ben dava açmıyorum. Böyle bir şeyi yani kendime yakıştıramıyorum. Çünkü biz davamız Kur'an ve sünnet davasıdır. Böyle uzun işlerle uğraşacak halimiz yok. Ortada zaten sistemin efendim Kur'an ve sünnet üzere olmadığından dolayı nasıl uğraşacağız? Ama ve lakin Allah'a havale ediyorum. Biz Allah'a havale ederiz yani. Benim için sorun değil. Ama kitaplar yanlış. İstismar var. Şu var, bu var. Ben şimdi bu milletin için nasıl yalan konuşayım ya? Yanlış şeyler alıp okuyacaklar sonra. Hoca yanlış yazmış diyecekler. Ben kontrol edemedim bu baskıları. Çünkü bir sene içerideydim. Basmışlar etmişler. Şimdi bilmiyorum bir haber geldi doğru mu yalan mı. Dün babam yine aradı. Matbaa yazmıyormuş. Orada kitap satılmış caminin üstteki dükkanda. Matbaa adı yokmuş demişler kitapta. Bunu da hani bilgi olarak konuşmuyorum, inceleyin diye söylüyorum. Gün cemaatime duyuruyorum. Çünkü bir kitapta matbaa adı yazılmazsa kanunen suçtur. Evet. Yani bandrol yoksa, bakın bandrol yoksa, ondan sonra ben kitapta ad yazmıyorsa, bunlar suçtur yani. Bunları bizim cemaatimiz aldığı kitaba baksın ya. Şimdi zaten o zaman demek kontrolsüz basılmış demektir. Evet. Matbaa adı olmayan kitap alınır mı ya? Yani böyle de bir sıkıntı ayrıyetten var. Hüsamettin Vanlı hocamın kitabı ise sualli cevaplı İslam fıkı mesela. Soruyorum, hoca efendiler diyor ki biz bunlara bir tehlif vermedik. Biz Cübbeli Ahmet Hoca'ya diye yazı verdik. Noterden verdik, vermedik. Bir şey vermedik. Bunlar nasıl bandrol almış bunu basmışlar diyorum. Bir şey anlamadım yani. Şimdi diyorlar ki Beyzade Yayınları adına bandrol alıyor. Ya bunu Beyzade Yayınları mı yazdı bu kitabı? Orada 4 tane alimin ismi var. Hüsamettin Vanlı Hoca, Fatih Kalem, Cübbeli. 4 alimin adı var. Kitap bunların. Bunlar kime tehlif verirse ona basabilir. Sen şimdi oradan niye göre bandrol alırsın? Bunların incelenmesi lazım. Evet. Hiç kimse bunların arkasını aramıyor. Hoca efendiler dünya işlerinden haberi yok adamcağızların. Bana diyorlar ki biz diyorlar tehlif verip vermedik, bir yere imza atmadık diyor. Nasıl sen tehlif sahibi imza atmadan bu bandrol alınır? Bu bandrol yani ben hukuken diyorum bunları takip edilmesi gerekiyor. Maliye bakımından, hukuk bakımından, tehlif bakımından böyle rastgele bandrol yüz kitap basılır mı? Ha bandrol aldın. Niye böyle aldın bu bandrol? Beyzade Yayınları derledi bu kitabı. Ya Beyzade Yayınları derlemedi ki, Beyzade'de kim var alim? Padişahı zor okur, hiçbirinin ilmi yok. Bu adamlar nasıl bu cilt kitabı yazacak bu cilt? Hoca efendilerle tehlif alınmamış imzalı noterle. Yani böyle sıkıntılar var. Peki hocam, ne zaman kitaplar çıkacak? Var yani. Evet, yeni yayıncılık ya işte, ne zaman çıkıyor? Türkçe yayıncılık çok evet. Yakında. Dinlesinler, çıkacak. Biraz sabretsinler be kardeşim. Evet. Zaten alıyorlar, rafa koyuyorlar. Kaç senedir kitap okudukları yok. Şimdi biraz bazıları bir piyasayı bozmak için ucuzluk yaptı diye. Herkes atladı ya. Böyle olmaz ki, biraz beklesinler. Biz de iyi. Gece gündüz uyumuyoruz. Bak şu anda
Evet hocam. Onun için ben şimdi bir haftaya kadar falan herhalde baskılar başlayabilir. Yine zaten hani, duyurulur. Evet. Duyurulur. Zaten şunu şimdiden duyurayım. Hani söz verdim ya mektuplarımda. Kadın erkek cemaatimizle bir buluşup bir de mektup gönderenlerle bir toplanıp hani bir hasret gidiyor. Sohbet manasında değil. Harbi nasılsın iyi misin manasında bir hani evet. Birbirimizi görelim dediydik. Evet. Bunu kitap imzalama şeklinde yapacağız. İnşallah birkaç hafta sonra yani bir hafta sonra falan netleşir gün veririz. Hı hı. O günde de onu biraz önce vereceğiz ki millet İstanbul dışı falan organize yapılabilsin diye. Bu noktada haber vereceğiz. Yine geçen Bayrampaşa'da yaptığımız o çadır gibi böyle geniş bir sistem hani ulaşım kolay merkezi bir yer herkesin rahat girip çıkacağı. Çünkü bizim Ahmet Yesevi falan her çarşambadaki Lale Gül dükkanı falan küçük 25 metre yani işte evet. Oraya bir insanla nasıl çağıralım? Evet. Millet birbirine kadın erkek birbirine karışır. Evet. Yani kadın erkek karışmaması için falan böyle bir çadır sistemiyle geniş güzel bir şey ayarlanacak organize. Kadınların sırası ayrı, erkeklerin sırası ayrı. Arada paravan bir şey de olabilir. Mesela onları düşüneceğiz. Rahat bir şekilde hani bir imza şeyi yapacağız. Kitaplarımızı da yeni haliyle tamamen değişik. Logomuz var, muhteşem bir logo. Onun izahını yapacağız. İşte ne manayı teşkil ettiğini, neleri temsil ettiğini açıklayacağız. Böyle yeni bir sistem kuracağız.